Özgüvensiz Misiniz isimli bir skeç gelecek birazdan. Evliya Ekan ve Cemile Canyurt yazdı. Ben de size özgüvenimi kaybettiğim yıldan bahsedeceğim. İlkokuldaydım özgüvenimi kaybettiğimde. Psikolojim bozuldu. Anneme anlatabildim sadece. Annem de babama dedi, çocuğun psikolojisi bozuldu dedi. Babama dedi ki git bunu psikoloğa götür dedi. Babam da fakir, hala fakirler onlar. Tanıdık dişçi varmış, oraya götürdü beni, psikoloğa götüremem dedi. Şimdi de psikoloğa gitmiş bir adamın ilk seansını izleyeceğiz. Alkışlarınızla. Merhaba. Aa, buyurun, buyurun. Hoş geldiniz. Hoş geldiniz. Neydi isim? Salih Tufan. Efendim? Salih. Duyamadım. Salih. Salih mi adınız? Hı. O halde daha yüksek. Salih. Daha yüksek. Salih. Daha yüksek. Salih. Ne yoktu sizin? Özgüven. Anlamıştım zaten. Ne iş yapıyorsunuz Salih Bey? Özel bir şirkette danışmanlık yapıyorum. Danışmansınız ve özgüven problemi yaşıyorsunuz. Evet ya. Çok doğal. Tabii. En son ne zaman özgüvensiz hissettiniz? Bugün. Ne oldu bugün? Buraya gelirken durakta bir kadın duruyordu yanımda. Hı, etkilendiniz mi? Yo. O sizden etkilendi. Yo. Kim kimden etkilendi? Kimse kimseden etkilenmedi. No, no, no. Ne olduğunu bile bilmiyorum. O hareketler ne ya? Tamam, devam edin. Ondan sonra kadın daha fazla beklemek istemedi. Tam böyle taksi durağına doğru gidiyordu, cüzdanını düşürdü. Aldım ben cüzdanı, tam verecektim, sesim çıktı. Ne? Sesim çıktı. Hmm. Sonra ne yaptınız? Buraya geldim. Cüzdan? Yanımda. Buradan çıkınca ben onu karakola bırakırım. İçinde de bir şey yok zaten. Hmm. Salih Bey, sizin durumunuz emikolon, süprimik, nasıklar, özgüvensizlik. Yani? İleri özgüvensizlik. Emikolom, süprimik, nasıklar ileri mi demek? Evet, tıp işte. Çocukluğunuza ineceğiz. Şöyle uzanın. Hemen mi? Önce bir şeyler içsek rahatlarız. Anlamadım. Çok özür diliyorum. Bazen benim böyle yersiz çıkışlarım oluyor. Bu daha büyük bir problem. Ben bunu hiç problem etmedim. Hı, buna ikinci seans bakalım. Tamam. Şimdi anlatın. Şimdi siz birden sorunca da aklıma hiçbir şey gelmedi ya. Hani böyle çok iyi bildiğiniz bir şarkıyı biri şarkı... Salih Bey, uzatacak mısınız? Yo, uzanacağım. Buyurun. Kıvrılın, cenin pozisyonu. Cenin mi? Cenin, evet. Kıvrılın. Çocukluğunuza ineceğiz ya. Ha, cenin. Evet. Şöyle kıvrılın. Şimdi anlatın. Aklıma hiçbir şey gelmiyor ya. Öyle mi? O halde şu saate bakın. Beni uyutacak mısınız? Ne alakası var? Zaman daralıyor. Seansını iyi değerlendir. Şimdi anlatın. Ben aslında 300 doğacakmışım. Çok güzel. Sonra 300 doğmamışım. Tekiz doğmuşum. Bir tek ben. Salih Bey, başka anılar. Başka. Piknik. Biz pikniğe gitmişiz. Hı hı. Beni kundakta unutmuşlar. Hı hı. İki gün orada kalmışım. Ne yedim, ne içtim bilen yok. Bilen yok. Yok. Siz de bilmiyorsunuz. Bilmiyorum. Hatırlamıyorsunuz. Yok. Bana hatırladığınız anılar lazım. Tamam, tamam. Kaçma içine. Korkma. Tamam. Şey yapalım. Öğrencilik yıllarınıza gidelim. Hı? Ben çok başarılı bir öğrenciydim. Aa. Öğretmenlerim beni çok seviyorlar. Hı. Ben de onları çok seviyordum. Böyle ne sorsalar biliyordum. Evet çocuklar. Türkler ilk zamanlarda hangi takvimleri kullanmışlardı? Öğretmenim, öğretmenim, öğretmenim. Evet Salih. Hicri takvim öğretmenim. Doğru. Başka? Öğretmenim, öğretmenim, öğretmenim. Yine Salih. Evet. Milodi takvim öğretmenim. Doğru. Evet, başka? Hilmi! Evet, bir tane de sen söyle. Hilmi takvim öğretmenim. Ne, bu şaka mı bu? Ben buldum öğretmenim. Otur sıfır, bunu da ben buldum. Neye gülüyorsunuz acaba? Kalk ayağa. Kalk, kalk, kalk. Divan üyelerinden kadının görevlerini say. Kadının görevleri öğretmenim. Evet. Bulaşıkları yıkamak, yemek yapmak, otalı süpürmek. Kadının görevleri değil çocuğum. Kadının görevleri. Ben ne dedim öğretmenim? Sen bana kadının görevlerini sayıyorsun değil mi? Oysa ki ben sana ne sordum? Kadının görevleri. Hala aynı şey söylüyor ya. Ayrıca bir zahmet erkek de kalksın, yardım etsin. Ha ben sana nasıl anlatayım şimdi bunu? Kadının görevleri diyorum. Öğretmenim, öğretmenim. Ay otur Berk. Söyle Salih.
Osmanlı döneminde kadı öğretmenim İslami hükümlerle yönetilen şehirlerde hakim ve savcılara verilen isimler öğretmenim. Bravo. Berk! Otur çocuğum, sana kanaat notum 100. Çok teşekkür ederim öğretmenim. O zamanlar şiveli miydiniz? Of, hem de nasıl. Ama çok başarılıydım. Bu yüzden de arkadaşlarım beni hiç sevmiyorlardı. Biz seni hiç sevmiyoruz. Seni hiç sevmiyorum. Hiç mi? Hiç. Allah Allah. Normal. Başarılı, zeki öğrencileri kimse sevmez zaten. Sonra ne oldu? Bir gün her şey değişecekmiş gibi oldu. Ne oldu? O geldi. O kim? Seda. Seda kim? Bacağınım, iyi dersler. Sağ olun müdür bey. Okulumuza yeni bir öğrenci geldi. Artık bu sınıfta okuyacak. Öyle mi? Only you can make all this world seem right. Evet, kızım tanıt kendini sınıfa. Merhaba, ben Seda. 9 yaşındayım. Kitap okumayı ve yüzmeyi çok severim. Orta derecede İngilizce ve Fransızca biliyorum. I know English. Je suis français le anglais. Sizlere İngilizce ve Fransızca bildiğimi İngilizce ve Fransızca söyledim. Bitti. Evet, çok zeki bir kıza benziyor. Hilmi'nin yanı boş kızım. Geç oraya. Adam benim yanında o. Berk! Çocuğum iyi misin Salih? Çok iyidir öğretmenim. İyi dersler hocam. Teşekkürler. Dersten sonra odama uğrayın da bir tost ısmarlayın. Öğle yemeğimi yedim, sağ olun. Akşam yemeği yiyelim. Tek öğün yiyorum müdür bey. Yarın tek öğün atalım. Dersime dönmek istiyorum. Dersinize dönün. Bir dakika, bir dakika. Müdür öğretmeninize mi asılıyordu? Evet, hiç unutmuyorum. Unutun. Gereksiz bir detayı yıllarca saklamanın hiçbir anlamı yok. Sonra ne oldu? Seda beni çok etkilemişti. Ama bir gün... Farklı bir gün mü? Yok, aynı gün. Ne oldu? Zil çaldı. Oh be! Merhaba arkadaşlar. Bu okulu sizi çok sevdim. Ben Seda. Ben Belk. Memnun oldum. Ben Seda. Ben Emir. Memnun oldum. Ben Seda. Merhaba, ben Seda. Bırak şu gerizekalı ya. Gel sen okulu gezdireyim. Hadi gezdirelim. Ya oğlum bir yürü git ya. Bu okulu en iyi ben gezdirdim. Niye biliyor musun? Niye? Çünkü bu okulu benim babam yaptı. Aa. Benim babam buna burs veriyor. Ama zeki olduğu için değil. Hayrına. Hayrına, hayrına. Hayrına, hayrına. Hayrına, hayrına. Salih Bey, niye ağlıyorsunuz? Burs geri ödemeliydi. Hala ödüyorum ya. Sonra ne oldu? Sonra ne olacak? Bir daha hiçbir derste parmak kaldırmadım. İlk teneffüste de Seda ile Berk sevgili oldular. Sonra da sonsuza kadar mutlu mesut yaşadılar. Sonsuza kadar mı? Ne bileyim, böyle hikayelerin sonu hep öyle oluyor ya. Hiç de öyle olmadı. O yaz Berk'le ayrıldık. O çocukluk zamanlarının verdiği küçük bir hoşlantıydı. Seda? Hayır, Sema. Adını mı değiştirdin? Yok. Seda değil misin yani? Ay, tabii ki değilim. O zaman niye Seda gibi davranıyorsun ya? Bırak be, bayılıyorsunuz romantik komedi klişelerine. Ha, ne olacaktı? Çocukluk aşkını bulacaktın, sonsuza kadar mutlu mu yaşayacaktık? Ha? 9 yaşındaki bir tane kızın başka biriyle sevgili olmasını kaldıramamış. Bunu yıllarca içine ata 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 bizle özgüvensiz olmuşsun. Bir de kalkmış bana gelmişsin. Ne yapsaydım, otosanayiye mi gitseydim? Psikolojim bozuldu, psikoloğa geldim ya. Bana yardımcı olmak zorundasınız. Oldum. Nasıl? Seans yettiği kadar olmaya çalıştım. Bitti mi seans? Bitti. Bana ne oldu şimdi, ben anlamadım. Maalesef prosedürler böyle, bir şey söyleyemem. Nasıl söyleyemem ya? Siz bayağı insanları kandırıyorsunuz. Lütfen çıkar mısınız? Diğer hastam için hazırlanacağım. Neye hazırlanacaksın ya? Sen bir şey yapmadın ki, koltuk yaptı. Bırak koltuk hazırlansın. Bakın, bir kadınla böyle konuşamazsınız. Ben sizin kadın kimliğinizle ilgili bir yorumda bulunmadım. Bir doktorla da böyle konuşamazsınız. İstediğim gibi konuşurum ya. Dünyanın parasını verdim. Sabahtan beri küçücük koltukta ilkokul anılarımı anlatıyorum. Psikologluk böyle bir şey mi ya? Ben buraya nasıl geldim, nasıl gidiyorum ya? İşte böyle Salih Bey. Bakın, bülbül gibi konuşmaya başladınız. Sizi manipüle etmeme aldırmadan sorunları mantığınızla çözüp yüzüme yüzüme söylediniz.
Evet. Siz beni şey yapmak için mi şey yaptınız? Evet, şey yapmak için şey yaptım. Ben de böyle bir doktorum. Çok iyi ya. Ben şu an kendimi çok iyi hissediyorum. Çok sevindim. O zaman görüşürüz. Seansımız bitti. Ben bitti demeden bitmez. Bakın, bu kez gerçekten bitti. Gerçekten mi bitti? Evet. Haftaya görüşürüz. Tamam, çıkabilirsiniz. Çıkarım, çıkmam. Sana ne ya? Aa! Yeter ama. Sen ilkokulda da böyleydin. Seda? Şaka şaka. Yine mi şaka? E gülelim diye canım. Ama hep güldür güldür olmaz ki. Diyorsun. Çok güzel hareketler bunlar.